Herkese merhabalar. Yazılı Havuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin 8. konusu olan Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı kazanımlar konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce PDF'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da dersi buradan takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize hemen başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Türk toplumuna neler kazandırmış, neler sağlamış? Bugünkü dersimizde sizlerle bunları konuşacağız. Şimdi önce nutuktan başlayalım. Mustafa Kemal'in 1919-1927 yılları arasında geçen 8 yıllık dönemi anlattığı Nutuk diye bir kitabı var. Kitabın yazarı bizzat Mustafa Kemal. Bu kitapta milli mücadele dönemi, yani kitap şöyle başlar. 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a çıktığım gün diye başlar. Ve 1927, yani bu nutuk Mustafa Kemal oturup kalemle kitabı yazmamıştır. Birazdan anlatacağım. Mustafa Kemal bu kitaptakileri konuşmuştur. Konuşmaları kayıt altına alınmış ve kitap haline getirilmiştir. İşte Mustafa Kemal'in o konuşmayı yaptığı 1927 yılına kadar geçen tüm süreç burada anlatılır. Neler yapıldı? Yani savaşa niye girdik? Savaşta neler yaşandı? Hangi inkılaplar niye yapıldı? Ve inkılaplar Türk toplumunda otursun, yerleşsin diye neler yapıldı? Hepsi bu kitabın içinde vardır. Okumayanlarınız varsa da sizin anlayacağınız dilde sadeleştirilmiş pek çok örneği var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Mustafa Kemal'in direkt birinci elden bir kitabıdır. Neler var içerisinde? Atatürk'ün kişisel yazışmaları, telgraflar, mektuplar, Mustafa Kemal'in düzenlediği kongrelerdeki tutanaklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları ve o dönemki gazete arşivlerini bulabiliriz. Yani tamamıyla objektif bilgiler, böyle şöyle olur, böyle olur filan diye yorum yok arkadaşlar. Her şey belgesiyle mevcut. Mustafa Kemal Atatürk nutuğu 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, bu 6 günlük süre zarfında 36 saat 33 dakikada okumuştur. Yani 6 gün boyunca ortalama 6 saat boyunca konuşuyor, anlatıyor ve işte buradan Nutuk diye bir kitap çıkıyor. Nutuk 3 bölümde ayrılır. Birinci bölüm kitabın başlangıcı olan 19 Mayıs'tan başlayıp Samsun'a çıkışıyla beraber meclisin açılmasına kadar geçen süredir. Yani 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar geçen bölüm kitabın birinci bölümüdür. Kitabın ikinci bölümü 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süredir. Ve kitabın üçüncü bölümü de Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim'den başlar ve Nutuk'un okunduğu 1927 yılına kadar olan tüm dönemi anlatır. Nutuk evrensel bir kitaptır. Evrensel ne demek? Tüm insanlığa hitap eden. Peki neden evrensel? Kurtuluş Savaşı ve yapılan inkılapları anlatan bu kitap sömürge altındaki ülkelere örnek olmuş. Yani onlar demiş ki biz de bağımsızlığımızı kazanabiliriz. Biz de bu yoldan gidebiliriz. Bunun yanında kitap şu an İngilizce, Fransızca, Rusça olmak üzere pek çok dünya diline çevrilmiş. Ve dünya insanları bu kitabı okuyorlar. Nutuk'un son bölümü de Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle bitmektedir. Milli mücadele dönemini anlatır, Türk gençliğine böyle durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini belirtir ve aynı zamanda Cumhuriyeti siz ülkemizin aydınlık yarınları gençlere emanet etmiştir. Evet, bir çalışmadan daha bahsedelim Cumhuriyet'le ilgili. Atatürk'ün 29 Ekim 1933, yani bu neyin tarihi? Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı arkadaşlar. 10. yıl kutlamalarında Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmaya 10. yıl nutku denir. Ne diyor? Yurttaşlarım,
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Gerçekten arkadaşlar 10 yıl gibi kısa sürede çok büyük işler yapılmış. Bu işlerin diyor en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Yani Atatürk en büyük eseri olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni göstermiş. Ve Türk milletine olan güvenini de şu sözlerle dile getiriyor. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü diyor Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde bütün güçlükleri yenmesini bilmiştir diyor. Yani o yapılan işler az uz işler değildi. Ülke dört bir yandan dünyanın en güçlü sömürgeci devletleri tarafından işgal edilmiş. Ve yokluk içindeki bir ortamdan Türk milletinin birlik beraberliğiyle işte bu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktı arkadaşlar. Ve Cumhuriyeti Atatürk siz gençlere emanet ediyor. Peki ne gibi görevleriniz var? Neler yapmalıyız? Ülkemize yönelik iç ve yani içeriden gelecek ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı bilinçli olmalıyız. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Birlik beraberliğimiz bozulursa dağılırız, parçalanırız. Çağın gerektirdiği bütün yenilikleri almalısınız. Kendinizi geliştirecek, üretim yaparak ülkemize katkıda sağlayacak her şeyi harekete geçirmelisiniz. Ve demokrasi bilincinden asla ama asla vazgeçilmemeli. Evet, Atatürk'ün bazı özelliklerine bakalım. Zaten yıl içerisinde bol bol yeri geldiğinde Atatürk'ün özelliklerine değindik. Şimdi öncelikle fikir ve düşünceleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin akıl ve bilim öncülüğünde ilerlemesini hedeflemiş. Yani Atatürk akılcı ve bilimsel bir lider. Modern ve yeni kurumlar kurmuş. Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak istemiş. Yani muasır medeniyet derken arkadaşlar günümüzde en gelişmiş devlet kimse bizim hedefimizde radarımızda var. Onu yakalayacağız. O zaman Atatürk bu yarışı hiç sonlandırmıyor ve çağdaş bir lider. Sosyal, siyasi, ekonomik, askeri pek çok alanda Atatürk'ü görüyoruz. Atatürk çok yönlü bir lider arkadaşlar. Bunu biz bir diğer deyişle çok cepheli bir lider olarak tanımlayabiliriz. Cephe dediğimizde hemen aklınıza askerlik gelmesin. Atatürk'ü her yerde görmemiz, bir asker olması, bir devlet adamı olması, iyi bir tarihçi olması, iyi bir çevreci olması, iyi bir sporcu olması, işte bu Atatürk'ün çok yönlülüğünü, yani çok cepheli bir lider olduğunu bizlere gösterir. Evet sevgili arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.